Binance üzerine konuşmayı sürdüreceğiz ve genel olarak da bu durumdan bahsedeceğiz diyebilirim. Önceki videolarda biliyorsunuz Binance'ın özellikle kapanma sürecine doğru ilerlerken ya da gerilerken artık her ne derseniz bu toplu istifalar üzerine konuşmuştuk ve durumla alakalı açıklamalar yapmıştık. Burada Patrick Hillman ve aynı zamanda farklı farklı isimlerin ayrılıklarından dolayı Binance'ın zayıflamaya devam ettiğinden bahsetmiştik. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ya bu istifalar neden geliyor? Üzeri örtülü bir şekilde CZ bu durumu FUT haber silsilesi ya da sadece normal bir rutin, işte aslında bir şey yok, sıkıntı yok falan tarzında lanse etmeye çalışsa bile bu durumun gerçekleşmesindeki ana sebep içerideki yetkililer de artık Binance'ın ilerleyen vakitlerde eski kudretinde, eski kuvvetinde olmayacağını anlamış olmasından ve doğrudan artık burada devam etmenin mantıklı olmadığından kaynaklı hareket etmektedirler. Ve bu yüzden tabii ki istifalarını vermektedirler. Halihazırda 3-4 farklı ismin, en büyük ismin CZ'den sonra gelen en büyük baş yetkililerin istifa etmesinin tabii ki de bunun tesadüfi bir durum olmadığını anlamak gerekecektir. Tabii ki Binance şu an hala piyasanın yani kripto piyasasının en büyük borsasıdır. Fakat yatırım yapılacak yerde, bakın yatırım yapılacak yerde ya da durulacak yerde, çalışılacak yerde, özellikle kripto piyasası gibi bir noktada ne kadar büyük olduğunuz bir şey ifade etmemektedir. Asıl olay ne kadar büyümeye devam edeceğiniz yahut büyüyebileceğinizdir. Binance şu an en büyüktür. BNB Coin şu anda piyasanın en büyük kripto paralarından bir tanesidir. Fakat genel görüş Binance'ın büyümeye devam edemeyeceği ve BNB Coin'in de çok daha sıkıntılı bir süreçte bunu fiyatlamalarıyla da uzun vadede göstereceğidir. Dolayısıyla bu noktalarda ne kadar büyük olduğu değil, büyümeye devam edemeyeceği durumu ve yorumu üzerinden bu şekilde meseleler olduğunu iyi bir biçimde anlamak gerekecektir. Hareketi de buna göre yapmak gerekecektir. Son dakika, Bitcoin borsası Binance'da şok eden istifalar. Yabancı kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Binance borsasındaki bazı üst düzey yetkililer CZ'nin soruşturmalara verdiği yanıtın ardından istifa etti. Binance'daki bazı üst düzey yetkililer istifa etti. Doğru. Yabancı kaynaklardan gelen bilgilere göre bu hafta dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ın üst düzey yöneticilerinin borsanın CEO'su Changpeng Zhao'nun şirket hakkındaki düzenleyici soruşturmalara yaklaşımı nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. Bakın açıklamalar şirketin ya şey değil bakın açıklamalar işte şirketten dolayı falan. Hayır bu değil. Açıklamalar bu değil. Bunu açık bir şekilde söyleyelim. Yani buradan ayrılan, istifa eden isimler şunu söylemedi. Doğru haber veriniz lütfen. İstifa eden isimler şunu demedi. Ya düzenleyici zorluk çok sıkıntılı. Binance küçülmeye gidiyor. Küçülmeye devam edecek. İşte dolayısıyla hayır. Onu biz söylüyoruz. Onlar söyleyemez zaten. Tamam mı? Onlar der ki her şey çok mutluydu, işte çok mutluyduk, zaten çok güzeldi. Ama artık yeni şeyler yapmak istiyoruz. Ne bileyim kariyerimizi başka yerden devam ettireceğiz. Yoksa içeride bir sıkıntı yoktu. Evet işte karım ikinci çocuğu doğurdu. Yok annem yatalak oldu ona bakıyorum falan tarzında açıklamalar yapıyorlar. Dediğim gibi asıl olay tabii ki bunlar değil. Şirketin genel danışmanı Hanenci, strateji başkanı Patrick Hillman ve uyum başkan yardımcısı Steven Christie gibi üst düzey yetkililer şirketi terk etmeye karar verdiklerini Zhao'ya iletti. Aynen öyle. Ama dediğim gibi işin arkasındaki ana durum geçmişte de çok fazla yaşandığı gibi borsanın küçülmeye gitmesi. Mesela şunu da iddia ediyorum. Bu isimler işte Patrick Hillman olsun, Angie olsun ya da Christie gibi isimler emin olun, bakın hatırlatacağım. Bak diyorum ki hatırlatacağım. Bunu daha önce de çok söyledim. İlerleyen vakitlerde piyasadaki farklı projelerde varoluşlarına devam edecekler.
Mesela Patrick Hillman diyor ki karım ikinci çocuğu doğuracak. Dur bakalım, karın ikinci çocuğu doğurmadan sen işte ne bileyim piyasadaki farklı bir projede, farklı bir borsada işe giriyor musun, girmiyor musun? O zaman ama adama sorarlar hani karın çocuk doğuracaktı o yüzden istifa ettin diye, tamam mı? O yüzden çok mantıklı açıklamalar değil bunlar. Hani üstü kapalı şekilde hareket ediyorlar. Ayrılırken ya zaten bizim işimiz bitti. Hani borsayı da kötülemenin anlamı yok. Hak veriyorum bu arada. Tabii ki de şunu yapmamak lazım. İşte borsa böyle sıkıntıya düştü. İlerisini görmüyorum. Ben de kariyerimi iflas edecek bir borsadan devam ettirip sicilimi kabartmak yerine önceden temize geçmek istiyorum mantığıyla hareket edilecektir ve böyle bir açıklama yapılmayacaktır. Ama tabii ki içerideki yatırımcıları uyarmak da bizim görevimiz. Tamam mı? Burada tekrar ediyorum. Binance'da oynamanın şu anda bir sakıncası yoktur. Ama asıl nokta Binance'la bağlantılı olan borsa şeyler, Binance'la bağlantılı olan coin'ler, token'lar, bunların riski büyük. Bu ayrılıklar Binance'ın küresel soruşturma ve istihbarat sorumluluğunu üstlenen eski bir RSI görevlisi olan Matthew Price'in yakın zamandaki ayrılığından sonra gerçekleşti. Evet, Price de ayrıldı biliyorsunuz. Aynı zamanda yine buradaki isimlerle SEC davalarında bayağı bir yıprandılar ya da farklı noktalardaki düzenleyici baskılarla bayağı bir yıprandılar. Mesela Hillman aynı şekilde. Hillman genelde CZ'nin ismi verilse de SEC tarafından bizzati dava edilen CZ'nin haricindeki ikinci bir diğer isimdir. Kaynaklar Binance'ın yorum talebine hemen yanıt verdiğini söyledi ve yöneticilerin Zaun'un Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen, devam eden bir soruşturmaya verdiği yanıt nedeniyle ayrılmaya karar verdiğini de sözlerine ekledi. Aynen. Ama dediğim gibi hepsi bu şekilde değil. Bitcoin fiyatı haber geldiği sırada 30.280 dolar civarında işlem görüyordu. Haberin etkisiyle birlikte hafif bir düşüş gerçekleştiren BTC şu anda 30.208 dolar seviyesinde işlem görmekte. Tabii Bitcoin'deki düşüşün ana noktasını bu ifade etmiyor. Genel olarak FUD ve kötü haber silsilasyonu tabii ki BTC'deki düşüşü tetikledi. Binance borsasının yerel token olan BNB ise haberle birlikte 238 dolar seviyelerinden 234 dolar seviyelerine kadar %1,3'lük bir düşüş gerçekleştirdi. BNB'nin güncel fiyatı diyor 235 dolar olarak karşımızda. İlerleyen videolarda konuşmayı sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.